Diplomatik kaynaklar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dışişleri Bakanı Blinken'ın 5 Kasım'da Ankara'ya geleceğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Ankara listede yer almadı, kafalar karıştı. Diplomatik kaynaklar Ankara'ya gelecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri listeye Ankara'yı almadı. Secretary Blinken will travel to Israel and Jordan. Diplomatik kaynaklar Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5 Kasım'da Ankara'ya geleceğini aktardı. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Blinken'ın Ankara'ya gelip gelmeyeceği bir türlü teyit edilemedi. I saw reporters in this room tweeting that we might be going to Turkey. I can say that we have not confirmed a visit. My tweet is not based on my opinion. It's based on Turkish diplomatic sources who are saying Secretary Blinken is going to Turkey. Correct. So would you like to respond to that? I am sorry. I should not have singled you out. It wasn't my intention. I am not able to confirm any additional travel at this point other than that I announced. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2-10 Kasım arasında Blinken'ın İsrail, Ürdün, Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı. Açıklamaya göre Blinken Tel Aviv'de Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in kendini savunma hakkına desteğini dile getirmeye devam edecek. Gazze'ye giren insani yardımın hız ve miktarını artırmaya, ayrıca savaşın yayılmasını önlemeye çalışacak. Blinken Ankara'ya gelirse Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek. Görüşmede İsrail'in Filistin'deki saldırılarının ele alınması bekleniyor.